Ne var? Ne oldu? Yapamıyorum, sen kes. Yine ne var? Hayır, ben de kesemiyorum. Boyunuz devrilsin he mi? Dayılarınıza benzemişsiniz. Ben keserim. Seni cennette aşçıbaşı yapacaklarından kuşkum yok baba. Gel de yemek yapmayı öğren. Yarın bir gün rezil olursun. Yemek yapmayı biliyorum. Asıl sen aşkı öğret bana. Hiç aşık oldun mu sen? Yanıyor. Benim güzel yavruma bir avuç dolusu badem var işte, bak. Hadi ye bakalım, ye güzelim benim. Bak, iki avuç dolusu olsun o halde güzel kızım, ne dersin? Nerede kardeşlerin? Ares! 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 Söylesene, kardeşlerin nerede? Şu ağaç gölgesi buraya gelmeden onların yerini söylemem. Ne ağacı, ne gölgesi? Onlara ne yaptın söyle bakayım. Onlar benim yemeğimi yediler. Ben de onları hapse attım. Aman tanrım. Kuyudalar mı? Ağaç gölgesi buraya gelmeden yerini söylemeyeceğim. Ya benim yemeğimi de sen yersin. Onları nereye hapsettin söylesene. Bademleri alayım. Peki al bakalım ikisinin payını da. Al, hepsi senin. Al bakalım işte. Burada işte. Burada mı? Allah cezanızı versin ikinizin de. Aptalsınız, beceriksizsiniz. Küçük bir kız çocuğunun maskarası oldunuz yani, öyle mi? Hadi defolun. Defolun buradan. Çıkın. Hadi. Gözüm görmesin sizi. Canım benim. Sen koca bir orkülü yenersin. Allah'ım, bir kırmızı elma istiyorum Haris için. Al. Yiyeyim mi? Hayır. Allah'ım, yeşil bir elma istiyorum Haris için. Yiyeyim mi? Hayır. Allah'ım, kendim için de bir hançer istiyorum. Artık yeşil ve kırmızı elma ikisi de benim oldu. Artık Allah'a ihtiyacım yok. Atla aşağı.
Allah cezanızı verecek. Hey sen! Çabuk gel bakalım buraya. Haylaz seni. Bu küfür ordusu yetmiyormuş gibi. Sen de mi onlara katıldın? Söyle bakayım. Hurma renkli haylaz seni. Yürü. Hadi yürü bakalım. Yoksa bacaklarını kırarım senin. Hadi. Ne yapayım? Allah olmamı kutam istedi benden. Ah deli eder bunlar insanı. Benim için de bir şeyler isteseydin ya güzel kızım, ne olurdu sanki? Sana kendimi istedim, yetmiyor mu yoksa baba? Aa, yetmez mi hiç bir tanem? Erdan, gelsene. Ben kimim? Söylesene. Küs müyüz? İkizimsin sen benim. Benim gizli yarımsın. Tüm gizemimi yeniden diriltmeni istiyorum. Ölüyüm ben. Beni öldüren sensin katil. Defol buradan! Erdan! Perişansın. Konuşsana. Rahatlarsın belki. Niçin böylesin? Her ikimiz de aynı gazelin iki beyti gibiyiz. Şairane bir tabir bu. Aşık aklını yitirdiğinde aşık olur. Perişanlık sebebi ise sevgiliden ayrı kalmaktır. Perişanlığının sebebini anladım. Peki niçin korkuyorsun? Hı? Gece rüyamda beyaz bir kedinin siyah atımı yediğini gördüm. Hı hı. Bu kadar yalnızlıktan sonra ruhlar şehrinin kraliçesinin nasibine bir bakın. Sahip olduğu iki ateşli gözü olan aptal bir adam, öyle mi? Hadi anlat bana Verdan. Kaç kişinin gırtlağını doğradın? Kaç ölünün heybesindekileri çaldın? Konuş! Uzun süredir hiçbir şey duymadın. Neden inanmıyorsun Kuta? Nasıl ispat edeceksin?
duymuyor musun? Kalbimin nasıl attığına bir baksana. Helvayı seni uğursuz. Ölüm ana sana pişirmiş. Neyin peşindesin sen ha? Hayatımı söndüren katilin peşindeyim. Alçak herif. Pislik seni adi kalleş. Hayır! Seni yavaş yavaş öldüreceğim Verdan. Hadi bakalım. Tamam hadi. Etrafa bakalım. Hadi! Ölülerimizi çabucak gömün. Ordu Şam'a doğru hareket edecek. Şam'a mı? Evet, Şam'a. Ali nasıl olur da orduyu Şam'a götürebilir? Orduda hareket edecek takat bile kalmadı. Örneğin sen Uday, oğlunun ölü bedenini buldun mu? Yoksa acısını mı unuttun? Evlat acısı Ali sevgisini hiçbir zaman azaltamaz Eşaz. Ben Ali'ye iman ettim. Ateşe bile assa yine bırakmam onu. İlginç. Allah'ın bildiğini kuldan saklamak doğru olmaz. Ben Şam'a gitmek için biraz zaman istiyorum. Ne için peki? Orduyu güçlendirmek için tabii ki. Öyle görünüyor ki ciğer yiyen kadının oğlu mektuplarıyla seni çok etkilemiş. Belki de öyledir, kim bilir. Ali adaletiyle etrafındakileri kaçırdığı gibi. Hariciler cahil ve basiret sahibi olmayan kimselerdi. Şura kurup Ali'yi tekfir ettiler ve nice sahabenin kanını ise helal ilan ederek masum insanları öldürmeye ve yağmacılığa başladılar. İmam Ali mecburen Nehrevan Savaşı'na yöneldi ve şöyle buyurdu. Ben fitnenin gözünü kör ettim. Zira hiç kimsede bu cesareti göremedim. O halde neyi bilmek istiyorsanız bana sorunuz ki size öğreteyim. Benim gözümde en büyük tehlike Ümeyye oğulları tehlikesidir. Allah'a yemin olsun, unutmayın ki benden sonra Ümeyye oğullarını sizlere kötülük eden insanlar olarak göreceksiniz. Zira hangi yönden geleceği ve ne şekilde bulaşacağı belli olmayan bir fitne gibidir onlar. Korkunç yüzlü ve karanlık çehreleri vardır. O vakit geldiğinde Kureyş, beni bir lahza dahi görebilmek için her şeyini vermeye hazır olacak. Ancak beni bulamayacak. Halbuki bugün onlardan istediğim en küçük şeyi bile benden esirger oldular. Bakıyorum yolunu değiştirmişsin Eşaz. Nereye? Kufe'ye. Şam ne olacak peki? Hangi güçle söylesene. Bir kör asasını iki defa kaybetmez. Alçağın oğlu mızrak ucuna yine ne taktı söylesene. Kılıcın gibi dilini de keskinleştirmişsin Malik. Şam yolculuğuna çıkmamak için bin bir türlü neden var, unutma. O halde bir tane haklı neden göster bana. Nehrevan'da Kufe'ye yas tutturdu değil mi? Şimdi ailelerimiz orada güvende mi sanki? Nehrevan'ın teri kurumadan Şam'a nasıl gidelim? Nehrevan yarısı kapanıncaya kadar Ali maalesef beklemek zorunda.
Keşke sen de Nehrevan topluluğunda bulunanlardan olsaydın Eşaz. İmam Ali'ye sürekli olarak Muaviye ordusuna bağlı birliklerin şehirleri ele geçirdiğine dair haberler ulaşmaktaydı. İmam Ali dostlarının düşmana karşı cihat konusundaki tembelliklerini gördüğünde üzülerek şöyle buyurdu. Cihat, Yüce Allah'ın cennet kapılarından seçilmiş kullarına ve dostlarına açtığı bir kapıdır. Ve Allah'ın onlar üzerine giydirmiş olduğu takva elbisesidir. Her kim cihattan kaçınır ya da ondan yüz çevirirse, Yüce Allah ona zillet elbisesi giydirir ve belalara düçar eder. Ben gece gündüz gizli ve aşikarda sizleri bu isyankar kavme karşı uyarılarda bulunup, size karşı savaş açmadan önce onlarla savaşmaya çağırdım. Fakat sizin hiçbiriniz kendisini cihad etmek için hazırlamadı bile. Bu yetmezmiş gibi bu görevi herkes bir başkasının yapmasını istedi. Gafletiniz yüzünden düşman orduları şehirlerinize girerek size ait olan her şeyinizi elinizden aldı. Aldığım haberlere göre şehirlerinize saldıranlar sadece Müslümanların değil, İslam sancağına sığınmış olan gayrimüslimlerin bile evlerine saldırarak gerdanlıklarını, bileziklerini, halhallarını ve küpelerini söküp onlara el koydular. Bu olaydan sonra bir Müslüman erkeği kederlenip can verirse asla kınanmaz. Yemin ederim ki bu batıl kavmin batıl etrafında tek yürek oluşu, sizin ise hak etrafında dağılıp kaçmanız insanı öldürüyor ve dert üstüne nice dertler ekliyor. İbni Abbas nereye gidiyor böyle Cündep? Asra'ya. Ordu toplayıp yeniden bize katılma ümidiyle gidiyor. Eşası gördün mü peki? Hı. Bu adamın kanı mübahtır. İmam Ali izin verirse darbeyle onu gebertir, şerrinden kurtulmuş oluruz. Hayır Cündep. Hayır. Eşhas gibileri olmazsa senin gibilerin vefasını kimse anlayamazdı. Ne gördüm ne de biliyorum. O halde neden yaşıyorsun? Kufe'de lanetli bir put olmam takdir edildiği için yaşamam gerekiyormuş. Ayrıca Kufe çocuklarını yetim bırakan da benim. Yüzüme tükür de defol buradan. Keşke bunu hak etseydin.
Kimsin sen? Bundan böyle 40 gece bu evde lamba yakmam ben. Evime nur getirdin ey eşsiz insan. Geleceğini bilsem yolunu halı yerine gözlerimi sererdim. Gülsüm! Hey Gülsüm! Burada oturacağım. Kraliçe olacaksın. Tam burada oturduğun yerde. Karşında dizilmiş yelpazecilerin, üzerinde uzandığın yumuşak tüylü ve ipek dokuma yatağın, tavus kuşunun tüylerinden avizelerin olacak. Anlıyor musun? Söyle bana, senin görüşün nedir güzel sultanım? Söylediklerini evlilik çağına gelmiş kızlar beğeniyor olabilir. Böylesine süslü sözleri karmaşık savaş ortamında nasıl ezberledin söylesene. Tekrar sorayım mı? Hayır, hayır. Arzu iplerimize eğer varsa sahipsiz nice rüyalarımızı asabiliriz. Her neyse boş ver. Şu gördüklerin ördek. Ve bu ölü şehirse Kufe'dir. Seni bilemem ama ben de Kutam'ım. 20 yaşında ama 70 yaşındaki insanın kalbini taşıyan ve kinden başka bir şey tanımayan biri. Babamın katilinin ayak izleri beni senin evine kadar sürükledi. O halde bir saniye bile durma. Bana hançerini sapla. Sen hatıralarını öldürmüşsün be adam. Demek ki ölüsün. Hayır, ben kimseyi öldürmedim. Hiç olmazsa inan bana. Ben Nehrevan'a gittim. Kufe'yi kurtarmak uğruna. Fakat olmadı. Kutam, benim gördüğüm bildiğim kadarıyla senin baban Nehrevan'da değildi. Bunu bilmem iyi oldu. Bu bana ölümün muammasını çözmemde büyük bir anahtar olacak. Ayrıca buraya kral sarayı yapıp yüksek merdivenler döşeyerek mükemmel bir hale getirme fikrine gelince de bence soğan eksen daha iyi. Erdan. Buyurun efendimiz. Efendimiz mi? Güzel bir yakıştırma. Beni niçin takip ettiğini daha iyi anlıyorum. Efendilere köpek gibi fedailer gerek. Ama sen bir köpek değilsin Verdan, bir kedisin. Kedi nereden düşerse düşsün dört ayak üzerine düşermiş, biliyor musun? Benden ne istiyorsunuz? Sen boş yere azap çekmektesin. Babamın katilinin izini buldum sayılır. Senin katil olmadığına adım gibi eminim. Ben sadece benim intikamımı alabilecek birinin efendisi olurum. Bunu sakın unutma Verdan. (Gülüyor)
Şam, Yeşil Saray. Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye, hakem oyunundan sonra hükümet ettiği Şam'ı hilafet merkezinden kopararak kendi yönetimine bağlı güçlü bir merkez haline getirip başlı başına bir güç ve yönetim merkezi oluşturmuştu. Şüphesiz Şam bölgesinin güçlü ve kudret sahibi olması demek, komşu ülkeler açısından ciddi endişeleri de beraberinde getiriyordu. Dolayısıyla Roma elçileri, kudret sahibi olan Şam'la ilişkilerini üst düzeyde tutmak maksadıyla sürekli elçiler ve hediyeler göndermekteydi. Şam, Konstantinopolis'in kızıydı. Şu anda ise Arap Yarımadası'na layık bir gelin oldu. Sezar akıllanmış galiba. Mektuplar hediye eşliğinde gelirdi bir zamanlar. Yoksa buraya eli boş mu geldi bunlar ha? Sezar'ın size gönderdiği hediye karşınızda duran bu cariyedir saygıdeğer efendimiz. Cariye mi? Bizde cariyeden çok ne var ki? Ben Sezar'dan malının en azından üçte birini hediye olarak göndermesini beklemiştim doğrusu. Sınayın onu. Eşi ve benzeri bulunmayan bir hazineden daha kıymetli olduğunu göreceksiniz. Yemek yapmayı biliyor mu? Kendisine sorun. Sizin dilinizi çok iyi konuşuyor. Gel. Yaklaş. Tanrıların tanrısının takdir ettiği bu çizgi ebediyen devam etmeyecektir. Ama sizin kız kardeşiniz dahi emirlerinizi nefretle yok ederek mümkün olmayanı başaracaktır. Bunu siz de göreceksiniz. Çünkü sizler en iyilerden en kötüleri yarattınız. Ben size buraya hayır demeye geldim. Ve ölmeye. Bu saçmalıkları hangi maksatla söylüyor bu kadın? Sakin ol dostum. Bizim yasaklarımızdan haberin var mıydı, yok muydu? Söyle bakalım. Haberim vardı. Ben de yasaklarınızı çiğnedim işte. Benim emrim olduğunu bildiğin halde çiğnedin. Evet, he? Aynen öyle. Ben kardeşimin bedenini toprağa gömerek kanunlarını çiğnedim. Hatta Zeus ölü cenazelere günahkar olsalar dahi ihanet edilmesini istemediği gibi yüce yaratanın da insanlara asla böyle bir emri olmamıştır. Sen ölümcül iğrenç bir yaratıktan öte değilsin. Senin emirlerin, tanrıların emirlerini hiçbir zaman bozamayacaktır. Tanrıların kanunları dünün veya bugünün kanunları değildir. Hiç kimse de bilemez ne zaman başladığını. Hiçbir yaratılanın gururu da benim yaratanın emrinden yüz çevirmeme sebebiyet veremez. Ben bu uğurda canımı dahi vermeye hazırım. Zaten kendisi de aciz içinde olan bir insanın öldürmesinden başka bir insan niçin korksun ki? Bu kız dik başlılığı babasından miras edinmiş.
Ne hiçbir zulüm karşısında boyun eğmeye yanaşmıyor. Aşırı inatçı olanlar çok çabuk yılarlarmış. Demirde tav olan demir çok çabuk çatlar, unutma. Serkeş atın hızını kesmek için gem vurmak yeterlidir. Emirlerime uymayan bir kadından sana sığınıyorum benim yüce tanrım. Emirlerime karşı çıktığı yetmiyormuş gibi aslan gibi kükreyip söylediklerime cevap da veriyor. Ama ben de bu kadına gerekli cezayı vermezsem namerdim. Ne? Öz yeğenim mi? Olsun. Ondan öte bile olsa benim gazabımdan asla kurtulamayacak. Sakin olun lütfen. Bu kızla birlikte kardeşinin de bu cinayette parmağı vardı. Gidin getirin onu. Kız kardeşini getirin buraya. Çabuk olun hadi. Az önce evin içindeyken gördüm onu. Kendinden geçmişti. Sızlanıp duruyordu. Bazen komplocular düşündüklerini yapamadan şeytanlıkları ortaya çıkıverirmiş. Ve bazen de katil cinayet sırasında oracıkta yakalanıverir. Buna rağmen kendini işlediği günahtan temiz göstermeye çalışır. Ve ben her ikisinden de nefret ederim. Pekala, benim ölümümden başka istediğin var mı? Hayır! Senin ölümün benim için yeter de artar bile. Hayır! Şimdi iman ettin mi sevgili kardeşim? Deli bir cariye uğruna mı? Romalılar ne yapmak istiyor? Akılsız Arap beyi, şu küçücük gördüğün dünyada kan ve kılıç mevzularının inek ve koyun kemiklerini sıyırıp yemenin dışında da görülmeye değer nice güzellikler olduğunu anla. Bu kadın, bu aslan yürekli kadın, Sofokles isminde, adı sanı belli olmayan labuali bir peygamberin yaşayan mukaddes kitabıdır. Bu peygamberin mucizesi ise tiyatro sanatıdır. Ben ve bu kadın az önce size Antigon'dan bir bölüm oynadık. Dikkatimi çeken husus, Romalıların pişirdiği yemek aynı senin pişirdiğin yemeğe benziyor. Afiyet olsun. Ama acı bir zeytin olduğu için mahcubum. Bizi acılıkla mı korkutuyorsun iblis? Sen oyunda ustasın ancak siyasette 5 para bile etmezsin. Aklından şunu çıkarma ki hükümet yönetiminde devam etmenin şartı acı dahi olsa duyguları mezara gömmektir. Bu kadın kaç zamandır gördüğüm kabuslarımı hatırlatıyor. Kabuslarından korkan erkekse mezara layıktır. Pekala, onu kabul ediyoruz. Tek şartı mutfaktan dışarı çıkmayacak. Dans etmeyecek, şarkı söylemeyecek ve yemeklerin tadı dışında asla bir şey konuşmayacak. Minnettarım. Sana gelince amir. Mısır ve geleceğin hakkında biraz düşünsen iyi olur zavallı herif. Sünneti çiğnemek suçtur. İster Antigon ol,
İster Ambrinas, hiç fark etmez. Hangi sünnetin çiğnenmesinden korktuğunu söyler misin bana Muaviye? Öyle bir zaman ve tarihteyiz ki insanoğlunu her halükarda kendi istediği şekilde yaşatabiliyor. Bunu yapıyor. Ancak öyle insanlar var ki akıl ve zekalarıyla tarihin bu amansız oyununa galip geliyorlar. Evet, nadiren de olsa, iyi de olsa, kötü de olsa onlar gelecek nesil için güzel anılar bırakıyorlar. Amr, Ebu Süfyanoğlu Muaviye'nin hükümeti güçlensin diye elinden geleni yaptı ve yapıyordu. Elbette zahmet hakkı da yeri gelince ödenir. Ben ilkin hakem olayında minbere çıkıp Muaviye'yi bütün Müslümanların halifesi olarak ilan ettiğimde ömrüm boyunca asla halifeye olan biatımı bozmamaya ahdettim. Ve Allah biliyor ki asla bunu yapmam da. Dinle dostum, sakın benim aşçılığımdan şüphe etme. Bazen yemek acı bile olsa zehirli değildir. Romalılardan Yezid'i eğitmek için öğretmen göndermelerini istedim. Bu cariye senin veliahtına gerçekten layık biri, unutma. Şu anda Mısır Yezid'den daha önemli amir. Bizim Ali'yi yendiğimiz gün Mısır'ı fethettiğimiz gündür. Muaviye, Mısır benim malım. Sen karışma. Ben onu nasıl fethedeceğimi gayet iyi biliyorum. Kırk ambar dolusu yünü bir tek adalet diline vermeye hazırım ben. Nice zengin olan taş kalpli efendiler sabah akşam namaz kılıp Allah'tan rahmet dilediler. Ancak sabah olunca kan ve kılıç dışında hacetleri kabul olmadı. Nerevan cehennemin zavallı gence gelince bir kılıç dünyaya geldiğinden beri yitirmiş. Savaş ve kılıçtan başka hiçbir şey görmedi. Bunlar kandan başka bir şey yiyemedi. İnanmayabilirsiniz. Gözümde ama bir diken boğazımdaysa kemik şey vardı. Kendilerine sorun hadi. Bir soru. Söyler misiniz acaba? Allah'ın cemali her zaman görülebilir mi? Söyle bakalım. Görülebilir mi Allah'ın cemali? Söyle bana bunu. Hayır, sürekli değil. Peki, o halde bu cahil insanların anlayacağı şekilde bir açıklama yapar mısınız efendim? Bazen büyük şehirlerde görülebilir. Çizme giyip kılıç da kuşanabilir. Savaş alameti onun baş parmağındaki bir yüzüktür. Daha çok sizin efendilerinize benziyor diyebilirim. Duydunuz değil mi? Allah'ın cemali sizin efendilerinize benziyor. Bir sorun var efendimiz. Pek kötü gördüm seni Müslüman. Suratında bir parça nur göremiyorum. Cünüp müsün yoksa? Utanıyorum efendimiz. Utanma evladım. Derdini söyle. Hayır efendimiz. 4 gün 4 gece oldu ki susuzum efendim. Gözlerim bir damla suya hasret. Abdestsiz de namaz kılamıyorum. Bu toz topraktan da bir türlü kurtulamıyorum. Hüküm nedir efendim? Eğer
uygun bir kül yoksa ve müminin öfke ateşinde yanmış bir külle olursa, o zaman teyemmümün sahih olacaktır. Fakat görüntüsü Mısır Azizi Yusuf'a benzeyip aslında orta yaşlı bitkin bu gence gelince, öfkelenip gazaplandığın vakit o iki elinle neler yapabilirsin söyle bakalım. Çılgın misali kılıç sallarım. Ya ayaklarınla ne yaparsın? Onlarla atın üzengisine otururum. Askerlerimiz hayli yorgun ve hiç yiyecekleri de yok. Kalbini kebap edip onlara verir misin? Karşılığında ne vereceksin? Şeref sözü. Şeref sözü veriyorum. Tüm perileri sana su taşıyıp sürekli Fatiha okumalar için mecbur edeceğim. Verdim. Verdin mi? Yani her şeyini bir hiçe mi verdin aptal herif? Yanmışsın ve küllerin ise yokluğa serpilmiş. Hakikaten de Arap cehaleti yanmaktan başka bir şey hak etmez. Yan, yan! 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 Yandım, yandım, görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bu kadar basit işte. Annelerim, hadi gelin. 100 yıl yemek pişirmeniz için Nehrevan'da yanan ateş sizin için yeter de artar bile. Yine yetim kalan çocuklar olacak. Yine kan ağlayan anneler olacak. Bunu unutmayın. Bu ateş asla ve asla sönmeyecek. Niçin böyle şaşkın şaşkın bakarsın? Bana böyle şaşkın bakmayın. Zafernameleri terennüm eden bir ölü görmemiş miydiniz? Ne yani, katiller mi hep zafer naraları atacak? Bunu mu düşünüyorsunuz? Deniliyor ki Kufe Mescidi'nde hak gerçek sahibine verilirmiş. Nehrevan Savaşı'nda 99 yerinden darbe almış şeyhten duyduğuma göre 9 kişi görünce 10.suna acımayacaksın. Ben de öyle yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bunun farkında mısın aptal herif? Bilmiyorum. Sadece rahatladığımı biliyorum. Bu eve karşı yaptığın saygısızlık bir yana. Ali'nin huzurunda kendisine hakaretler yağdırdın, o da bir yana. Peki kimin yüzüne tükürdüğünü farkında mısın? 10. kişiye. O Malik'ti. Malik'se Malik. Malik mi? Malik. Hangi Malik? Ali'nin sağ kolu Malik Eşter. Malik Eşter. Maliki Eşter. Maliki Eşter. Hayır!
bütün bunlar bir kabus gibi. En kötü uykularda rüya misali insanı yutmaya geliyor. Lanet bir ruhun aynaya ihaneti gibi. Yedi kat gökte bile Arap'ın sonunu hayırlı görmüyorum. Gözüm kör olsaydı da görmeseydim ben. Neden peki? Neden mi dedin? Çünkü Hinde Hamza'ya ne yaptıysa Kufelilerde Malik'e onu yaptı. Hayır. Ruhla ayna arasındaki dahiyane benzetmen şu an hatırlamadığım bir ayetin tefsiri. Hakikaten bu da geçmişteki at ve kılıç oyunlarıyla övünen soylu bir komutan için kendisini görebileceği iyi bir ayna olabilir. Tarihe bir bak. Yusuf için kuyu, Yunus için balık, Nuh için tufan, Mesih İsa için hac. Kül ve peygamber hikayesini insanlar vakit geçirsin diye cami minberlerinde anlatmıyorlar. Nice savaşlar bittiğinde savaş meydanında yalın ayak döndüğümü bilirim. Onlarca kırılmış kılıçlar ayaklarımı yaralardı. 11.'si ise bu gördüğüm zavallı Arap oldu. Eğer yanlışım varsa Rabbim beni affetsin. Ama eğer onun yanlışı varsa Rabbim onu hidayet etsin. O muhariplerle cihat emrini. Ali'nin müritlerinden birinin cihat emri. Malik adında. Bir savaş için Mısır'da Eşler adındaki komutana gidiyor. Eşler gururlu biri ve geçmişteki savaşlarıyla övünüp durmakta. Benim için dua edin. Bir atı var. Zülfikar gibi bir kılıca sahip. Çok az gülüp miktarınca konuşur. Göz çukurlarında okyanuslar dalgalanır. Ama gözyaşlarını secdeden başka bir yerde göremezsin. Ali'nin yol yoldaşı İbrahim. Senin baban. Benim eşim.
ismi Malik-i Eşder. Onu her sorduğumda farklı bir cevap alıyorum. Keşke adını deniz koysaydılar. Gidelim İbrahim'im. Deniz bugün dalgalı. Sakın çekinme anneciğim. Denizin dalgalı oluşu bile izlemeye değer. Gidelim İbrahim. Hadi gidelim. Hacer. Ömrüm boyunca bu anı bekledim. Ona ismimle seslenmenizi bekliyordum. Demek duydun. Benimle geçirdiğin ömrün boyunca duymadığın şeyi duydun demek. Niçin evden ayrıldın? Senin eve gelmeyeceğini anladım. Ben de evi buraya taşıdım. Otursana İbrahim, yorulacaksın. Oturamam. Ben İbrahim'in yaşındayken tam 4 gün 4 gece bir kalede nöbetçilik yaptım. Ne bir an oturdum ne de bir an uyudum. Bunu ben de yaparım. Biliyorum. İbrahim'in hiçbir huyu bana benzememiş. Bütün gün boyunca birkaç kelimeden fazla konuşmuyor. Kendi yaşıtlarının oynadığı oyunları hiç mi hiç beğenmiyor. Bu yaşına kadar amcalarının veya halalarının yaptığı esprilere dahi gülmedi. Başlamış olduğu hiçbir işi de bitirmeden başından ayrılmıyor. Deli çocuk işte. Bu deliliği de kesin Malik'e çekmiş olmalı. Fakat üzülmeyesin Hacer. Tüm huylar bu gördüklerin değildir. Arap Yarımadası'nın en hızlı at koşturunu, en keskin kılıcına sahip olanın evladıdır bu çocuk. Hepsi bu mu? Değil tabii. Bozulmamış bir dünya arzusunda olanlar parmak sayısını geçmezler. Benim doğruluk mirasım Ali'nin sabır ve tahammülüdür. İmamet güneşine açılan 2 pencere gibidir bu. Size vasiyet ediyorum Hacer. Vasiyet ediyorum ki imamet inancının takipçileri olun. Ali ile Fatıma'nın etrafında dönün. Ne zaman, nerede diye de asla sormayın. Bizim imanımızda soru sormak yazmaz. Aşkımız sormadan anlamayı öğretti bize. Hacer. Efendim. Beni Allah'ın evine bir haber mahkum etti. Eğer duyacak olsan gözün ve gönlün doymuş olacak. Duydum. Duydun mu? Bu gelişler ve gidişler Hacer'in elinden gelen tek şeydir Malik. İftihar ediyorum. Allah Resulü'nün en aziz saydığı kişinin sevdiği biriyle yolculuk, sırdaşlık ve birliktelik etmeye eriştim. Abartıyorsun Hacer. Dışarıda herkesin dilinde olan bir hadisi sana nakletsem buna alınır mıydın? Alınmak mı dedin? Ben Ali'nin sözlerini duymak için canımı bile düşünmeden veririm. Naklet Hacer. Rahatlarım.
Malik benim için peygamberin Ali'si gibidir. Malik'in kim olduğu ve ne yaptığı bir kenara, şu anda kim olduğumu ve Ali için ne yapabileceğimi düşünüp durmaktayım. Pek yakında Mısır yolcusuyum. Ölüm yolcusu yani. Acaba bana eşlik eder misin Hacer? Neden ölüm? Komutanların hayatlarındaki ilk kanun ölümdür evladım. Bir at ve bir kılıçla öyle bir diyara gideceğim ki binlerce şeytan vesvesesi hile ve desiseleriyle oranın kaderini bile değiştirmiş durumda. Geldiniz ve benim tüm zorluklarıma ortak oldunuz. Size tüm sırrımı döktüm. Güçlü olun ki ben size Malik'in kim olduğunu göstereceğim. Ben bu gece Ali'nin gözyaşlarından sadece bir damlacık olacağım. Ey Malik, Mısır valisi kendi nefsine cimri olmalı ve sürekli onu şükür kılıcıyla mağlup edebilmelidir. Zira nefis düşmanı sönmek bilmeyen bir ateş gibidir. Ey Malik, seni öyle bir yerin yönetimine gönderiyorum ki daha önceleri zalim insanlar oralarda hükümdarlık etmişlerdir. Senin diğer hükümdarların yaptıklarını ibretle izlediğin gibi oranın halkı da senin yapacaklarını aynı dikkatle izleyecektir. Öyleyse insanlara her zaman sevgi besle ve onlara muhabbetle yaklaşmayı unutma. Sakın ola ki oradaki insanlara karşı yırtıcı bir hayvanmış gibi muamele etmeyesin ve onların yiyeceklerini ganimet bilmeyesin. Zira oradaki insanlar iki kısımdır. Ya dinde kardeştirler sana ya da yaratılışta eştirler sana. Malik, sakın ola bağışlamada böbürlenip cezalandırmada da sevinmeyesin. Malik, insanların sürekli ayıplarını arayan ve onları insanlara ifşa eden kişilerden uzak durmalısın. Zira insanlar her zaman için hatalara ve ayıplara müptela olurlar ve onları ise adil bir hakimden başka kimse örtemez. Bu yüzden insanların ayıplarını ört ki Allah da senin ayıplarını örtsün. Yüce Allah buyuruyor ki, ey peygamber, de ki, ben bu tebliğime karşılık sizden ehli beytimi sevmeniz dışında bir şey istemiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi buyuruyor ki, Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir. Türkiye'de ilk kez Mehdi Fehimzade'den muhteşem bir yapıt daha. İmam Hasan. Peygamberin biricik evladı, Fatıma'nın gülü, velayet evinin direği, tertemiz sevginin ta kendisi. Ceddin Resulullah şimdi senin gözlerinden bakıyor ve baban Ali senin dilinden konuşuyor. İmamet nuru artık sende parlıyor.
Hile, entrika ve ihanetlerle dolu bir dönemden kesitler sunan bu filmi hayretler içinde izleyeceksiniz. Bu filmde İmam Hasan'ın tüm olumsuz şartlara rağmen verdiği onur mücadelesini, düşmanlarının bütün hilelerini alt üst eden müthiş direnişini, aldığı tarihi kararları ve bu kararda ne kadar haklı olduğunu çok daha iyi göreceksiniz. Yaşarken de, şehit olduğunda da sevdiklerinden mahrum bırakılan imam. İmam Hasan, sana selam olsun. Hayranlıkla izleyeceğiniz 12 VCD'lik bu muhteşem yapıta sadece 30 YTL'ye sahip olabilirsiniz. Bir telefonla evinize ücretsiz teslim. Hemen arayın. İrtibat telefonumuz 0212 320 90 90. Diğer ürünlerimiz için www.hismediamarket.com